İzleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler kutsal kitaptan Tevrat, Zebur ve İncil'den alınmıştır. Merhabalar. Tanrı'nın vaatlerine güvenerek güne başladığımız, İsa Mesih'te kalarak yürüdüğümüz, onunla hareket ettiğimiz, kutsal ruhundan öğrendiğimiz, diri sözü aracılığıyla dualarımıza yanıtlar aldığımız güzel bir hafta ve gün olmasını diler. Hepinizi Rabbin sevgisiyle selamlarım. Evet Doğan'ın Gücü adlı programdasınız. Ben Ayda sizlerle beraber olmaktan gerçekten özellikle ekranları karşısında bizleri destekleyen, dua eden, teşvik veren kardeşlerime minnettarım. Teşekkür ediyorum. Ee, bizi aramanız ya da dua konularınızı bildirmeniz için sürekli telefonumuzu hatırlatıyoruz. Ekranda da geçiyor arkadaşlar. Sık sık 0216 256 65 88 ya da mail yazarak dualarınızı iletebilirsiniz. Duanın gücü etsat7turk.com evet bugün konumuz sadece inanmak yetmez diyeceğiz dua kimsenin yabancısı olmadığı ama herkesin aklında sorular uyandıran bir konu dünyanın her yerinde her kültürden ve dinden insanın yalnız başına ya da topluluk halinde yaptıkları bu duaları insanlar neden ederler? basitçe söylemek gerekirse dua etmeye ihtiyaçları olduğu için diye cevap verebiliriz. Tanrı'nın Tanrı bizlerin içine bir sonsuzluk kavramı koymuştur. Vaiz 3.11'e bakarsanız evet bu kavramı tam anlamasak bile ruhsal varlıklar olduğumuzu içsel olarak bu ihtiyaçla yaratıldığımızı bize tanımlar gibidir aslında. Rabbimiz İsa Matta 5.3'te ne mutlu ruhta yoksul olanlara çünkü göklerin egemenliği onlarındır der. Dağdaki vaazla bize Tanrının egemenliğinin ilkeleri anlatılır. Ne mutlu ifadesinin geçtiği satırlar göksel egemenliğin prensiplerine uyanların Tanrının lütfuna ve beğenisine erişecekleri tanımlanırken çünkü ile başlayan satırlarsa Tanrının bu kişilere vaat ettiği kutsamaları açıklar. Bu manada ruhta yoksul olanlara niye ne mutlu diye düşündüğümüzde de cevap şudur. İster maddi ister manevi olsun Tanrı'ya verecek hiçbir şeyleri olmadığını alçak gönüllükle kabul edenlerin Tanrı'nın vaat ettiği kutsamaya erişecekleri için bu durum kutlanası tebrik edilesidir. Bu anlamda sizlere ne mutlu kardeşler. Yeryüzünde kimi insanlar ruhsal ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabileceklerini düşünür. Bazen de bunu başkalarının yapmasını beklerler. Peki bizi dua etmeye yönelten şey nedir? Çaresizlik içinde kaldığımız için mi dua ederiz? Bu çaresizlikte birinin yol göstermesine, öğüt vermesine duyduğumuz ihtiyaçtan mı Tanrı'yı ararız? Geleceğimizde neler olup olmayacağını öğrenmeye muhtaç olduğumuzdan mı? Yaşadığımız kayıplardan mı? Suçluluk duyguları altında izildiğimiz için bağışlanmaya ihtiyacımızı fark ettiğimizden mi? Yaşamı dünyaya geliş nedenimizi anlamak için mi? Ya da işte içimizde Tanrı'ya dair boşluğumuzu bulup oranın hiçbir şeyle tatmin olmadığını görerek sorularımıza cevap almak için mi? Hangisi bizi duaya yöneltir? Kutsal kitaba göre bunların hepsi dua etmek için geçerli sebeplerdir. Tanrı sözü bu konuda en güvenilir kaynağımız. Kelamda Geçmişte yaşamış birçok sadık erkek ve kadının duaları kayıtlıdır. Bu kişiler teselli bulmak, rehberlik istemek, bağışlanmak ve yanıtlanması zor sorulara cevap almak için dua etmişlerdir. Bakabilirsiniz Habakuk bir üçe, Mezmur 71-21'de diyor ki yine beni avutacaksın. Tanrı'nın avutmaları var. Biz Daniel'e gidelim. 9. bölümü okuyalım. 4, 5 ve 19. ayetleri. Şöyle yazılıdır. Rab Tanrıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim. Ya Rab kendisini sevenlerle buyruklarına uyanlarla yaptığı antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Buyruklarından ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, baş kaldırdık. Ya Rab dinle. Ya Rab bağışla. İşit ve davran Ya Rab. Ey Tanrım adının hatrı için gecikme. Bu dualar birbirinden çok farklı nedenlerle farklı zamanlarda yapılmış olsa da insanların ortak bir noktada birleştiklerini görüyoruz. Neydi o birleştikleri nokta? Dua eden sadık kişiler olarak Bugünkü birçok insanın aksine onlar dualarının işitilebilmesi için kime yönelmeleri gerektiğini biliyorlardı. O zaman aklımıza gelen şu soruya cevap arayalım. Kime dua edilmeli? Bazı insanlar kutsal sayılan kimselere, işte ermişlere, azizlere ya da belli resim veya tasvirlerin önünde dua edildiğinde Tanrı'nın kendilerini dinlediğini düşünürler. Bir zamanlar ben de böyle düşünüyordum. Bu fikir dinler arası diyaloğu destekleyen, aralarındaki farklılıklara rağmen tüm dinlerin makbul olduğunu düşünen kişilere çekici gelebilir. Peki sizce bu gerçekten doğru olabilir mi? Kutsal kitabın yazıldığı devirlerde insanların putlara dua etmesi yaygındı. Tanrı kendi halkını bunu yapmamaları konusunda defalarca uyarmıştı. Örneğin putlar hakkında Mezmur 115 4-6'da kulakları var, duyamazlar diye yazılmıştır. Bu sözlerin ne anlama geldiği çok açık, değil mi? Bizi kesinlikle duymayacak bir puta neden dua edelim ki? Tanrı sözündeki bir gerçekle gelin bu konuyu aydınlatalım. Tanrı'nın peygamberi olan İlyas, sahte Tanrı Baal'in peygamberlerine kendi ilahlarına dua etmelerini söyleyerek meydan okumuş. Sonra da kendisinin Tanrı'ya dua edeceğinden, onun duasını cevaplayacağından ve sahte Tanrı Baal'in bunu yapamayacağından söz etmişti. Teklifini kabul eden Baal'in peygamberleri uzun ve hararetli şekilde dua etmişler. Hatta avazları çıktığı kadar ...bağırmışlardı... ...sonuç... ...hepsi boşunaydı... ...yazılı olduğu gibi... ...ne bir cevap... ...ne de onların yakarışlarını aldıran vardı... ...peki İlyas dua ettiğinde ne olmuştu... ...o dua ettikten hemen sonra... ...Tanrı onun kurbanını... ...yakıp bitiren bir ateş göndererek... ...yanıtlamıştı kendisini... ...bu iki dua arasında... ...sizce ne fark vardı... İlyas bu kısacık duasında Tanrı'ya adıyla seslenmişti. Bakalım 1. Krallar 18, 36, 37'ye. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in yani Allah'a yürüyen halkın Tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla diye dua etmişti. Şey peygambere gidelim. 42. bölüm 8 9'u da okuyalım. Diyor ki Tanrı ben Rabbim. Adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. Bakın Önceden bildirdiklerim gerçekleşti, şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. İsmi sahip ya da efendi anlamına gelen Baal, Kenanlıların ilahıydı ve her yörede farklı bir isimle tanınıyordu. Sizce İlyas ve Baal'in peygamberleri aynı kişiye mi dua ediyordu? Tabii ki hayır. Baal tapınması insanları alçaltıyordu çünkü tapınmada fahişelik yapılıyor hatta insan kurban ediliyordu. Bunun tersine Rabbin istediği tapınma halkını bu tür aşağılayıcı uygulamalardan kurtararak onurlandırıyordu. Bakalım yine İşaya'ya 63-16'da ne yazıyor? Babamız sensin. Bakın Tanrı'ya baba diyorlar. Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de babamızsın ya Rab. Ezelden beri adın kurtarıcımızdır. Peki Tanrı kayıtsız şartsız tüm duaları dinler mi yoksa dualarımızın kabul edilmesi için dikkat etmemiz gereken başka noktalar var mıdır? Nasıl dua etmeliyiz? Dua söz konusu olduğunda duanın fiziksel yönleri yani duruş şekli kullanılan kelimeler ve dua adabı konusunda biz dizi kural üzerinde duran sonu gelmeyen bir takım dinsel gelenekler olsa da kutsal kitap nasıl dua etmeliyiz sorusunu bir kural listesi vererek cevaplamaktansa meselenin çok daha önemli yönlerine dikkat çeker. Kutsal kitap bizlere Tanrı'nın sadık kullarının birçok farklı yerde ve şekilde dua ettiğini anlatır. Onlar koşullara göre kimi vakit içlerinden, kimi vakit yüksek sesle, bazen gökyüzüne bakarak, bazen eğilerek içlerinden geldiği gibi yüreklerini Tanrı'ya dökerek dua ettiler. Peki bu kişilerin dualarının Tanrı tarafından işitilmesini sağlayan şey neydi? Onlar sadece Tanrı'ya dua ettiler. Evet ama dualarının cevaplanmasına etki eden bir başka detay da şuydu. Gidelim 1. Yuhanna'ya 5, 14, 15. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki diye yazar. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Daha duamızı ederken bunu biliriz. Dualarımız Tanrı'nın amacıyla istekleriyle uyumlu olmalı. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'nın amacıyla uyumlu dua edebilmek için onun amacının ne olduğunu da bilmek gerekir. Dolayısıyla kutsal kitabı incelemek dualarımızın işitilmesinde en önemli etken. Peki kutsal kitabı çok iyi bilmiyorsak dualarımız işitilmez mi? Tabii ki işitilir. Ama Tanrı kendi amacını öğrenmemizi, anlamamızı ve buna uygun yaşamaya çalışmamızı ister. Matta 7'de der ki 21-23 ayetleri arasında bana ya Rab ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki ya Rab ya Rabbi senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Tanrı'nın amacı ve istekleri hakkında gerçeği salt bilgi olarak değil ama vahysel olarak da edindiğimizde imanımız güçlenir. Çünkü iman olmaksızın Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Bir tarafta sadece inanmak, öbür tarafta Tanrı'nın isteğini bilmek var. Kime dua ettiğimizin, hangi egemenliğe bağlı olduğumuzun, neye iman ettiğimizin, Rabbin isteklerini yapmaya arzulu olup olmamamızın, ona itaatimizin, ve onun isteklerine uygun şeyler dilememizin önemini doğru anlayalım. Dua etmek konusunda ikinci önemli etken de imanımız. Matta 21-22 der ki imanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız. Tanrı'yı göremesek de kutsal kitap onun gerçek ve güvenilir imanla yapılan dualara cevap vermeye istekli olduğundan söz eder. Bunları gösteren kanıtları da içinde barındırır. Elçiler gibi bizler de ondan imanımızı artırmasını her zaman isteyebiliriz değil mi? Luka 17.5'te söylemişlerdi imanımızı artır ya Rab diye. Tanrı ihtiyaçlarımızı karşılamaya her zaman hazır. İbraniler 11'de imanın ne olduğu açıkça yazılıdır. Eminim birçoklarınız da ezbere biliyorsunuz. İbraniler 11.1 İman Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İman sadece bu dünyada yaşarken Rabbin gelişine dek gerekli olsa da aynı zamanda iman bizi geleceğe de taşır. Nasıl mı? E zor bir dönemden geçiyoruz. Geleceğimizin temelleri imanımıza, ümidimize ve sevgimize bağlı. Değil mi? Üç şey var. İman, ümit, sevgi. Kalıcı olan sevgi diyor. İmanımız bu dünyada gerekli. Ümidimiz Rabisa gelinceye dek ikinci gelişinde ki bütün vaatlere dayalı sevgimiz sonsuza kadar devam edecek. İmanımız güvenilir olan İsa Mesih'e ise o zaman bu iman bize geleceğimizle ilgili olarak neleri getirir? Heyecan değil mi? Rabbi beklerken bu heyecanı taşıyoruz. Sevinç, esenlik ve dünyaya da uyan çağrısı getirir. Uyan artık. Tüm bunlar İsa Mesih'e iman edenlerin umududur. Ayette ne diyordu? İman umut edilenlere güvenmek ve emin olmaktır. Bu iman bize ümit, güven ve emniyet getirmektedir. Sadece inanmak yetmez dedik. Çünkü iman inşa edilecek geleceğe olan ümit yaşantısıdır. İman eden biri ümitsiz bir yaşam süremez. İmanını da kutsal kitaptaki vaatlere tutunarak bunları kendi hayatına ilan ederek bu egzersizi yaparak inşa eder. Başarılı birinin her şeyi kaybolabilir. Her şey bir anda gidebilir. Ama bir imanlının ümidi asla kaybolmaz. Çünkü yersel değildir o ümit. İmanımız tanrının varlığından doğar. Ne bankadaki paramızdan, ne sahip olduğumuz mal varlığımızın çokluğundan. İmanımız bir varsayımdan ibaret değil. İmanımız da ümidimiz de Rab'de. Onun geçmişte yapmış olduklarını bizler için de yapacağına olan güvenle bunları bildikçe iman hayatımız inşa olup güçlenecektir. Çünkü aynı iman hayatını aynı dozda bırakmak gibi bir şey yok. Aynı yerinde saymak gibi bir durum söz konusu değil. Kutsal Ruh etkin biçimde hayatınızda işliyorsa o iman sizi düne göre bir adım daha küçücük de olsa ileri götürmek durumunda. Günümüze, ekonomiye, pandemiye vesaire baktıkça herhangi iyi bir haber görmeyebiliriz. Ama unutmayın ki Tanrı hala kontrolde. Buna imanımız varsa işte bu temelle hiçbir işittiğiniz olumsuz haberden korkmamayı, umudunuzun onda olduğunu yaşamınızla sergileyerek kime ait olduğunuzu belli edersiniz. İmanınızı, ümidinizi Tanrı'ya bağlayın. İnsana ya da durumlara değil. Kötü bir haber işittiğinizde İsa Mesih'in kanını üzerinize alarak o durumun üstüne Tanrı'nın sözlerini ilan edin. İmanla yürüyün. Ne zaman ne yapmanız gerektiğini bildiğinizde, ümidiniz ve gücünüz de eksilmeyecektir. Sağlam bir temelle inşa olursak, yol göstericiler olarak yakınlarımıza, çevremizdeki insanlara, akrabalarımıza, komşularımıza da gerekenleri bildirip anlatabiliriz. Bu nedenle Tanrı sözünü iyi bilmemiz gerekir. Bu sonsuzluk için bir yatırımdır. Düşman sizi bu bilgiden geri tutmak için elinden geleni yapacaktır. Paylaşmayın, müjdeyi vermeyin, canlar kurtulmasın. Bütün inançlara gidebilir insanlar ama yeter ki bir kişi İsa Mesih'e gelmesin. Korkmayın ama. O çoktan yenilmiştir. Tanrı zaferi kazanmıştır. Haleluya. Bakın Tanrı sözü bize ne hatırlatmak istiyor? Yeşaya 42:9'da. Yok ki bakın. Önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Tanrı kendisine iman edenlere, öğrenmeye istekli aç canlara gerekenleri açıyor bildiriyor. O işini hiçbir zaman yarım bırakmıyor. Tanrı kendi sözü aracılığıyla sürekli bildiriyor ki o söyledikleri olunca, o saatler gelince tüm bunları hatırlayalım. Peki bunu niye yapıyor? Tanrı bize olanları, olacakları bildiriyor. Neden? Henüz gerçekleşmemiş olanları gördüğümüzde korkmayalım esenlikte olalım. Ümidimizi kaybetmeyelim diye elbette. Bazı insanlar şöyle düşünebilir. Aman canım, nereden biliyorsun öyle olacağını? Nasıl bu kadar eminsin? Cevabımız Tanrı'nın kendisindedir. Tanrım dediği ben ona inanıyor ve iman ediyorum. Nokta. İnanmayı aktive etmek ümidi yaratır sevgili kardeşim. Aktive edeceksiniz kendinizi. Tanrı sözünde şöyle söylüyor Yuhanna 14-29. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. <laughs> Yuhanna 16:4'te de diyor ki bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Ümit bizde nasıl oluşuyor? İçimizde oluşturulmuş sonsuzluk kavramında. Çünkü Tanrı bunu yüreklere koymuş. Bu ümit ışığında yaratılıp şekillendirildik. Ama Tanrısız ümidin de bir anlamı yok. Yersel ümitler biter, sonludur. Tanrı'daki ümidimiz sonsuz. Bu ümit ki hem içimizde bir kılavuzdur hem de dışımıza bir mesaj verir. Evet Yuhanna 16.33 bunları size bildirdim bildirdim diyordu ya diyor ki şimdi de bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. İşittik mi? Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Sıkıntı zamanlarında insana doğal olarak bir ümitsizlik gelir. İsa Mesih bu nedenle bizi sözleri aracılığıyla güçlendirmek ister. Bunun için kendisinde esenliğimiz olacağından söz eder. Ümidi olan kişinin kararları da doğru olur. O halde sessiz olun. Ümitsiz zamanlarınızda kararlar almayın. Ümidi olan kişi yaşam şekliyle de dışarıya olumlu mesajlar verir. Çünkü bunun için donanımı ve gücü vardır. Bu ümit sağlam kaya olan İsa Mesih'e bağlanmış bir ümit olduğundan asla yok olmayacaktır. Belli başlı birçok din özel yerlerde ve günün belli zamanlarında dua edilmesi gerektiğini öğretse de kutsal kitap bazı durumlarda dua etmenin özellikle uygun olduğunu gösterir. Örnek vereyim. Rab öğrencileriyle birlikte yemek yemeden önce Mesela şükür duası yapmıştı değil mi? Luka 22-17'ye bakabilirsiniz. Öğrencileri de ibadet etmek için toplandıklarında birlikte dua ederek Havralarda ve Yeruşalem'deki mabette uzun zamandır süre gelen bir geleneği devam ettirmişlerdir. Markos 11-17 der ki evime bakın bütün ulusların dua evi denecek. Bir topluluk fikir birliğine vararak Kutsal yazılardaki ilkelerle uyumlu birbirleri için yürekten dualar ettiklerinde Tanrı bundan hoşnut olur. Kutsal kitabın dua etmek için herhangi özel bir zaman ya da yer belirtmediğini, Tanrı halkının farklı zamanlarda ve farklı yerlerde dua ettiğini görürüz. Bize hatırlatılan şeye bakalım, madde 6'da 5-8 arasında. Der ki, dua ettiğiniz zaman... Evet Rab ne yapalım? İki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Bir mukayese var değil mi burada? Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi bakın boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir. Her zaman her yerde dua edebiliriz. O bizleri dikkate alan görkemli babamızdır. Kutsal kitapta ciddi kararlarla ve yıldırıcı zorluklarla karşılaşan birçok kadın ve erkeğin duasını görürüz. Onlar bazen içlerinden, bazen yüksek sesle, bazen topluca, bazen de yalnız başlarına dua etmişlerdi. Tanrı bizlere sürekli dua etmemizi söyler. Değil mi? Birinci 5-17'de. O isteğini yapanları sonsuza dek dinlemeye hazırdır. Bu Tanrı'nın sevgisinin bir göstergesi değil de nedir? Tabii ki günümüzün şüpheci dünyasında birçok kişi dua etmenin bir yarar olup olmadığını merak ediyor. Siz de dua etmenin gerçekten bana bir yararı olacak mı diye soruyor olabilirsiniz. Kutsal Kitaba göre evet. Tanrı'ya sadık kimselerin duaları onlara gerçekten yardım eder. Siz bakın Luka 22:40'a, Yakup 5:13'e. Aslında dua ruhsal, duygusal hatta fiziksel olarak bize büyük yarar sağlar. Nasıl diye düşünenlere cevap vereyim? Örneğin çocuğunuza bir hediye verildiğinde ona minnettarlık hissetmesinin yeterli olacağını mı yoksa minnettarlığını ifade etmeyi mi öğretirdiniz? Duygularımızı kelimelere döktüğümüzde bu duygular zihnimizde netleşir hatta güçlenir. Tanrı ile konuşurken de kesinlikle aynı şey geçerli. Tanrı'ya ...minnettarlığımızı ifade ettiğimiz dualar ederiz. Hayatımızdaki güzel şeyler için gökteki babamıza şükrettiğimizde... ...sahip olduğumuz nimetler zihnimizde netleşir. Bunun sonucunda da daha minnettar biri oluruz. Kendimizi daha mutlu hisseder, hayata daha olumlu bakarız. İkinci şey, Tanrı'nın bizi bağışlamasını dilediğimiz dualar ederiz. Bunu yaptığımızda vicdanımız günahın baskısına direnmek ve meselelere Tanrı'nın bakış açısından bakmak üzere güçlenir. Kişi işlediği günah hakkında Tanrı ile konuştuğunda yaptıklarını ve bunun onunla ilişkisi nasıl etkilediğini düşünme fırsatı bularak yürekten tövbe ettiğinde duasıyla uyumlu hareket etmeye başlayacak ve suçluluk duygusunun getirdiği yükten de kurtulacaktır. Kral Davut da pişmanlık ve kederini 51. mezmurda duayla ifade etmişti öyle değil mi? Üçüncü şey rehberlik ve hikmet edinmek için dualar ederiz. Doğru kararlar vermek durumunda kaldığımızda kutsal ruhun bize rehber olmasını ve göksel hikmet vermesini sınırlı varlıklar olarak yanlış hareket etmemek, Tanrı'nın ruhunu kederlendirmemek için göksel babamızın kapısını çalarız. Süleyman büyük bir halkı yönetmesi gerektiğinde alçak gönüllükle Tanrı'dan hikmet vermesi için dua etmişti biliyorsunuz. Birinci krallar 3-5-12 arası. Dördüncü şey kaygılarımızı dile getirdiğimiz dualar ederiz. Sıkıntılardan bunaldığımızda Tanrı'ya içimizi dökerek rahatlar ve kendimize güvenmektense... Ona güvenerek samimi bir şekilde endişelendiğimiz, korktuğumuz ne varsa önüne dökeriz. Çünkü ona güveniriz. Örneğin kral alsa güçlü bir düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğinde endişelenmiş ve tanrıya dua ederek ona olan güvenini dile getirmiş ikinci tarihler 14-11'de beşinci şeye geldik. Başkalarının ihtiyaçları için yaptığımız dualar vardır. Bu bizi ben merkezcilikten bencillikten de korur. İnsanlarla duygudaş olmamız, ağlayanlarla ağlamamız, gülenlerle gülmemiz gereken zamanlar vardır. Altıya geldik. Tanrı'yı yücelten, ona övgü sunduğumuz dualar ederiz. Onun bizler için yaptığı muhteşem işleri, karakterini, sözlerinin doğruluğunu, onun değişmez niteliklerini düşündükçe Rabbe olan saygımız ve hayranlığımız artar. Ona şükrettikçe, tapındıkça, ona yaklaştıkça ilişkimizin derinliği ve samimiyetimizin boyutları değişir. Sıkıntılarla dolu bu dünyada huzur bulmak ancak Rabbe yaklaşmakla mümkündür. Dualarınıza yanıt almak istiyorsanız Rabbin sözlerini iyi işitin. Sadece dinleyici değil, uygulayıcı da olun. Biz bakalım Yakup 1.5.8'de bize ne hatırlatılıyor? <laughs> Diyor ki, içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız bakın çok önemli. Hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Kuşku imanın düşmanıdır. Dualarımızı baltalar. Siz iman, ümit ve sevgide hem kendinizi aktive edin hem de sevdiklerinize Rabbin benzerliğine dönüşmüş doğru modeller olarak yaşamınızla kutsal ruhun meyveleriyle tanıklık verin. Sadece inanmanın ötesine geçerek imanla Tanrı'ya yaklaşın. Sözlerini alın ve vaatlerini yaşamınıza ilan edin sevgili kardeşler. Küçücük bir kuşku, kararsızlık ve şüphe dualarımızı baltalar. Evet, hadi dua edelim. Ey göksel babamız, sana şükreder adını överiz. Yaşam veren Rab Tanrımız, bugün de sana eksikliklerimizle geldik. Bizleri tamamlayan sensin. Yalvarışlarımızı işiten, merhametiyle bağışlayan, bizlere dua kapısını açan babamız. Yücelik, görkem ve onur senindir. Her zaman sana övgüler şükran kurbanları sunarak sana imanla yaşamak istiyoruz. Kutsal olan imanımızın temeli üzerinde kendimizi geliştirebilmek ve kutsal ruhun yönetiminde dua edebilmek için bizleri daha çok eğit. Tüm yüreğimiz, tüm aklımız ve tüm canımızla, ruhumuzla sana bakıyor ve senden diliyoruz ey Rabbimiz. Kulaklarımız kutsal yasana açık olsun. Yüreğimizde kötülüğe yer vermeyelim. Sana mutlak doğruluk borcumuz olduğunu unutmayalım. Bu koşuyu tamamlayabilmek için bizlere sona kadar destek ol lütfen. Aramızdaki samimiyet derinleşsin. Öyle ki dualarımız değişsin, aynı kalmasın. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. İsa Mesih'in kutsal ismiyle. Amin. Sadece inanmak yetmez dedik. Kısa bir araya gideceğiz. Bir parça soluklanacağız. Tekrar burada olacağız. Telefonumuzu hatırlatalım. 0216 256 65 88 Mail yazarak da dualarınızı iletebilirsiniz. Bizim dua listemiz burada. Buranın dışında da dua zamanlarımız var. Orada da sizler için dua etmeye devam ediyoruz. Duanın gücü et Hemen geliyoruz ayrılmayın lütfen. Programında Hristiyanlık tarihini adını altın harflerle yazdırmış önemli kişilerin hayatlarına odaklanıyoruz. Özge Talas'ın sunuculuğunu üstlendiği, dünyayı değiştiren, yaşamlara dokunan ve tarihe yön veren değerli Hristiyan liderlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı kimlik her Çarşamba saat 21'de. Tekrarı her cumartesi saat 20.30'da saat 7 Türk'te sizlerle. Değerli Hristiyan kimliklerini sizinle paylaştığımız programımızda Kayseri'li Basili konuştuk. Ölüme gözlerini kapatmadan önce yıllar sonra bilinen adıyla Altın Ağız son sözlerini söyledi. Her şey için Tanrı'ya yücelik olsun. kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla şehrin kalbi her perşembe saat 20'de saat 7 Türk'te. sadece inanmak yetmez dedik. İmanımızı aktive etmekle ilgili konuştuk. Yasemin Hanım aramışlar, bir rahatsızlık geçirmişler ve bir başka konuda dua istemişler. Not aldım. Geçmiş olsun. İmanınızı aktive ederseniz Rab size bu şifayı verecektir. İmanınıza göre olsun diyeceğim. Dua edeceğim Yasemin Hanım. Adnan Bey aramışlar. Geçmiş olsun. Kaburgalarında kırık varmış. O biraz Zor iyileşebilir ama Rab sizinledir. Dua edeceğiz. Adnan Bey çok geçmiş olsun. Evet 47 mezmurdan e, okumak istiyorum. Ey bütün uluslar el çırpın, sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna. Ne müthiştir yüce Rab. Bütün dünyanın ulu kralı. Halkları altımıza, uluslar ayaklarımızın dibine serer. Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı o seçti bizim için. Rab Tanrı sevinç çığlıkları boru sesleri arasında yükseldi. Ezgiler sunun Tanrı'ya ezgiler. Ezgiler sunun kralımıza ezgiler. Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır. Maskil sunun. Tanrı kutsal tahtına oturmuş krallık eder uluslara. Ulusların önderleri İbrahim'in Tanrısının halkıyla bir araya gelmiş çünkü Tanrıya aittir yeryüzü kralları. O çok yücedir. Evet, Tanrımız övülmeye, tapılmaya değer bir tanrıdır. Hep bahsederken İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı ve bizim Tanrımız e, güvenilir bir tanrıdır. Sözlerini, vaatlerini ilan ettikçe, onu yakından tanıdıkça bizim güvenimiz, samimiyetimiz, derinliğimiz artacak ve imanımız da güçlenecektir. Bu yüzden birbirimizi teşvik edelim. Ayağa kaldırmak için birbirimize dualar edelim. Evet Ramazan kardeşimiz de iyileşiyor bu arada fizik tedaviye başlamıştı. Onu da hatırlayalım. Selam olsun buradan kendisine. Şu an hastanede. Rab güçlendirsin ihtiyacı olanlara gerçekten. Baba hamd ediyoruz sana. Bu dua kapısını açtığın için teşekkür ediyoruz Rabbimiz Ya Rab. Biz balin putları gibi ses vermeyen, kulakları işitmeyen bir puta tapmıyoruz. Biz kime taptığımızı biliyoruz. Kime eğildiğimizi, kime yakardığımızı biliyoruz Rab. Kutsal, kutsal, kutsal olan Tanrımız önünde secde ediyoruz. yürekten secde ediyoruz. Düşüncelerimiz, yüreğimizin düşünceleri, dudaklarımızın övgüleri gözünde makbul olsun diye yalvarırız Rab. Şimdi bizden dua isteyen Yasemin kardeşim gibi rahatsızlıklarla boğuşan, şu an bugün hastaneye gidecek olan kişiyi hatırlıyoruz. Lokosütleri yüksek kız kardeşimizi yara önüne getiriyoruz. Baba sen doktorların doktorusun. Gerçekten bütün sağlık personeline uzun zamandır bütün insanlık için hizmet veren bütün tıp mensuplarını yarab. En küçüğünden en büyüğüne bütün vazifede görevli olan kişileri sana getiriyoruz. Rab onları koru kutsa bereketle diye dua ediyoruz. Ve bugün hastalarımızı önüne getiriyoruz baba. Bu illetle ilgili rahatsızlık geçiren, başka şekilde hastalıkları olan, evlerinde bakıma muhtaç, kimseleri olmayan, e, belki sadece birinin aramasına muhtaç olan kişileri hatırlıyoruz Rab. Kendimizde dahil bütün sevdiklerimizi, hatta düşmanlarımızı önüne getiriyoruz. Rab merhametinin, Lütfunun altına getiriyoruz. Gerçekten hastalıkların ve ölümün nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz Rab. Artık ölüm girmiş olsa bile sen dirilişle bize yaşam veren bir tanrısın. Ebedler ebedince, sonsuzda bir hayat sağlayansın. Gidip bizlere yer hazırladın. Teşekkür ediyoruz. Rab layık olmadığımız halde bedellerimizi ödemiş bulunuyorsun. Bu yüzden suçlayıcının bütün konuşmalarını Rab bize olan değersizlik hissettiren kurtulmayacağımızı söyleyen o hastalıklardan o düşüncelerden İsa Mesih'in adında kurtuluş bulduğumuzu biliyoruz Rab. Adnan kardeşimizi önüne getiriyoruz baba. Geçirmiş olduğu bu rahatsızlıkla ilgili Evet zor bir süreçtir ama senin için hiçbir şey imkansız değildir. Şimdi o çivili ellerinle Adnan Bey'in e, kaza geçirdiği o kaburgaların üzerinde senin elin yarap gezilsin diye dua ediyorum. Şifanı dök, bereketini dök Rabbim. İyileştir ve ayağa kaldır ve onun imanını çoğalt. Bu esnada, bu zor zamanda Rab ve nefes alamayan zorlanan bütün bu illetle ilgili insanları hatırlıyorum. Nefesin sahibi de sensin. İnsanlara karşılıksız verensin Rabbim. Aa, böbrekleriyle ilgili sorunu olan kardeşimi hatırlıyorum. Baba yollarını aç. Gerçekten e, o taşın kırılması ya da vücuttan atılması için ne gerekiyorsa Ya Rab hızlandır, çabuklaştır ve ağrılarına sen dokun İsa Mesih'in isminde. Evlatlarımızı sana getiriyorum, gençlerimizi, bekarlarımızı Ya Rab. Onların alacakları kararları, hayatları için hazırladığın kişileri, bekleme süreçlerini ve bu dönemde sana olan imanlarını çoğalt diye yalvarıyorum Rab. Senin önünde yürüyen anne babalarının öğütlerini dinler halde yumuşak yürekli gençlere dönüştür onları. Ve anne babaları yarab, senden gelen hikmetle donat diye dua ediyoruz. Bütün eksik dualarımızı ellerine teslim ediyoruz. Baba oğul kutsal kutsallıkta tek olan diri Tanrımızın güçlü ismiyle. Amin. Evet, süre bitince... Ne diyoruz? Ezberleyenler var, benimle tekrar edebilirler. Tekrar görüşünceye dek yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerden diri tanrı sözü eksik olmasın. Tanrının sevgisi, esenliği hepinizi sarsın, sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar, bazen sessiz bekleyiş zamanları oluyor. Uzun sürüyor gibi ama bilin ki tanrı kontrolde. Hepsi minnetle karşılansın. Bereketli bir gün ve güzel bir hafta olsun sevgili kardeşler. Hoşçakalın. her birinize, herkese iyi akşamlar dilemek istiyoruz. Canlı yayında geç olmadan sizlerle beraber. Bazen bu yargıları kendi kendimize içimizden söyleyerek yapıyoruz. Gençlerin bir araya gelerek birbirinden farklı konuları, farklı düşüncelerle tartıştığı program geç olmadan sizlerle. Ama gerçek olan şu, hayatımızın temel noktası İsa Bu şekilde hani bu tarz yöntemlerle doğru şeyi doğru zamanda uygun şekilde yaparak aslında. Gençlerin yaşanmışlıkları, tecrübeleri ve sorunlarının masaya yatırıldığı... Değişen Dünya, Popüler Akımlar. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem bana desinler değişemem Sevgi anlaşmak değildir neden sizde sevilir Bazen küçük bir an için ömür Biz bile... sizin ve sevdiklerinizin bir ömür boyu yanındayız Siz de bizim yanımızda olun Türkiye در ذهن هر کدوم از ما پرسش های زیادی هست از خدا کتاب مقدس تسلیس روزه مشکلات خانوادگی، مزلات اجتماعی و هزاران پرسش دیگه سری جدید برنامه های همراه با شما 90 دقیقه پاسخ به پرسش های شما